Arkadaşlar merhaba, ben Duruys. Bugün sizlere bir ders çalışma vlogu çekiyorum. Adım adım liseye hashtag ile sizlerle bu ders çalışma sürecimi paylaşacağım. Yani sık sık bu şekilde birbirimizle etkileşim halinde olacağız. Şimdi ilk olarak öncelikle kendi okul durumum hakkında bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Ben bu yıl LGS öğrencisiyim. Yani anlayabileceğiniz üzere 8. sınıfım. Ve bir yıllık yaklaşık olarak bir maraton beni bekliyor. Şu an okulumun ikinci haftasına yeni geçtim. Bu arada bugün günlerden 31 Ağustos pazartesi. Benim okulum 24 Ağustos'ta açıldı. Ama ilk olarak birinci hafta daha böyle adaptasyon süreci gibi bir şey oldu. Yani 8. sınıfa dair hiçbir şekilde ders işlenmedi. Hatta 7'ye dair bile doğru düzgün ders işlenmedi. Ama bu hafta artık pazartesi gününden itibaren çalışmalara başladık. O yüzden ben de kendime şimdi bir program hazırlayacağım. Öncelikle onu yapalım. LGS kampımız başlıyor. Kampta neler bizi bekliyor dediniz. Hocam hangi kitapları alacağız dediniz. Programımız hazır mı dediniz. Unutmayın, Tonguç LGS sürecinde hep yanınızda. Matematik gerçekten çok can yakabiliyor. O yüzden hiç korkmayacağız. Korkmayacağız, matematik diyeceğiz. Ve sıkı sıkıya çalışacağız. Hiç endişelenmenize gerek yok. Hadi bakalım, ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Görüşmek üzere Tonguç. Görüşürüz hocam. Evet, şimdi gördüğünüz gibi programımı hazırladım bu şekilde. Yazdıklarımı bir okuyayım. Fen tekrarı yapacağım ve eğer ihtiyaç duyarsam soru çözümü yazdım buraya. Ama yani pek ihtiyaç duyacağımı sanmıyorum. Çünkü zaten çok minik bir giriş yaptık konuya. Sonra bir deneme sınavı olmuştuk bu 7. sınıfla alakalı. Orada yapamadığım birkaç önemli soru kalıbını defterime geçireceğim. Defter dediğim, bu arada göstereyim onu da sizlere. Benim böyle bir defterim var. Bu yıl kullanacağım soru defteri gibi bir şey. Şimdilik içine 2 tane soru yazdım. Bunun içinde bu yıl boyunca LGS'de karşıma çıkabileceğini düşündüğüm ya da bilmem gereken soru kalıplarını yazacağım. Size de öneririm yapmanızı. Yani bu defterime birkaç tane soru geçireceğim ve onları tekrardan çözmeye çalışacağım. Ve bugün bizim geçen haftaya göre ders programımız değiştiği için ben de geçen haftaki ders programına uygun kitapları almıştım. Bu yüzden derslerde bir aksaklık yaşadım. Malzeme eksikliği yaşadım. Mesela işte geçen haftaki programda bugün inkılap yoktu ama bu haftaki programın bugününde, biraz garip bir cümle oldu ama siz anladınız demek istediğimi, inkılap vardı. Bu yüzden ben de bu minik not defterime yazmak zorunda kaldım konuları. O yüzden onu defterime, yani esas inkılap defterime geçireceğiz. Ama zaten böyle 7. sınıfın 2. ünitesiyle bağlantılı konular olduğu için pek zorlanmıyorum orada. Zaten 7. sınıfta 100 kere tekrarını yapmıştım. Ve de son olarak paragraf çözeceğim bugün. Yani aslında ilk hafta sadece paragraf çözdüm. Çünkü konu işlemediğimiz için ve 7. sınıf kaynaklarımı artık kullanmak istemediğim için, zaten çoğu bitti. Kullanmak istemediğim için artık hep paragraf çözmeye başladım. İşte 4 tane çocuk veriyor, 4 tane şehir veriyor. Hangisi hangisi bulmaya çalışıyorsunuz ya da yukarıda verilen metne göre aşağıdaki sorulardan hangisi sorulamaz ya da sorulabilir tarzı sorular görmekten sıkıldım. Bir hafta boyunca sadece bu tarz sorular çözdüm. Çünkü nedeni de çözebileceğim herhangi bir soru kalıbının bulunmaması. Ama bu hafta artık çok şükür ki başlayacağım ders çalışmaya. Bugün bu paragrafımı kullanacağım. Buna 7. sınıfta gereken önemi vermedim. O yüzden bu yıl çok önem vererek çözüyorum bu kitabı. Yani gerçekten bunu çok az kullanmışım. Bu yüzden kendime biraz kıssam da telafi ediyorum. Yani aslında hiç çözmedim değil ama böyle aralarda kopuk kopuk çözmüşüm. Sıralı çözmemişim. O yüzden biraz kafam karıştı. Ama bugün 100 soru hedefi koydum kendime. Şu an belki çoğu kişiye göre az gelebilir. Bu yüzden şimdi size bugün neler yaptığımı göstereyim. Okulda yaptım bunları. Teneffüslerde toplam 80 tane paragraf çözdüm. Buradan da 2 yanlışım çıktı 80 soruda. Ve bugün de çözdüğüm soru sayısını 20 daha ilave ederek 100'e tamamlamayı düşünüyorum. Belki sonra istersem farklı paragraflarda çözebilirim. Ben şimdi ilk olarak inkılap defterimi geçirmekle başlıyorum. İnkılap defterime geçirdim ve aradan yarım saat falan geçti. Neye başlayacağız biliyor musunuz? Deneme sorularını yazmaya başlayacağız. Evet, size yanlış yaptığım soruyu da göstereyim bu arada. Şöyle, şu soruyu bol işlemle yanlış çözdüm. Daha doğrusu çözemedim. Bu
soruyu keseceğim çünkü buna şekil lazım. Evet, bu soruyu da sınavda yapamamıştım ama şimdi tekrar çözmeye kalktığımda doğru çözdüm. O yüzden mutluyum. Çünkü soruya baktığımda çözümünü tam hatırlayamadım. Ama evet, demek ki öğrenmişim. Ve evet, ben şimdi yanlış çıkardığım iki soruyu da defterime geçirdim. Sizler de izlediniz. Ben şimdi yemek hazırlanmış. O yüzden minik bir yemek molasına gidip sonra tekrardan geri dönüyorum. Herkese tekrardan merhaba. Yemek arasından sonra tekrar karşınızdayım. Şimdi izlediğiniz üzere matematik defterini geçirdik ve onu tamamladık. Zaten az önce izlediğiniz gibi tikledik de aynı zamanda. Şimdi bu 0'dan 8'e sayısal kitabından tekrar yapacağım. Çünkü bunun zaten birinci ünitesini ben okul başlamadan önce bitirmiştim. O yüzden geriye şimdi sadece tekrar yapmak kalıyor. Ama buradan tekrar yapabiliriz diye düşündüm. Ve de aynı zamanda benim ev için kullandığım bir tekrar defterim var. Şimdilik ben tüm üniteyi bitirmiş olsam da okulda işlediğimiz kadarını yazacağım. O yüzden hemen şimdi başlayalım. Tekrardan merhaba. Bugün ikinci gündeyiz. Yani anlayabileceğiniz üzere günlerden 1 Eylül Salı. Şimdi ilk olarak bugün biraz ne yapmak istediğimden bahsedeyim. Hemen ajandamı açıyoruz. 50 soru paragraf çözeceğim. Bugün fenden yeni bir konu işlemediğimiz için fen tekrarı yapmayacağım. Ve bugün inkılaba ağırlık vermeye çalışacağım. Yani ağırlık vermekten çok sadece derste işlediğimiz konuları bir tekrar etmek istiyorum. Çünkü yarın inkılap dersimiz var bildiğim kadarıyla. Bugün paragraf 10'dan teneffüslerde fazla çözemedim. Büyük ihtimal 2 deneme falan çözmüşümdür. Evet, 2 deneme çözdüm. Ve yanımda fen defterim var. Ama fen defterinin içindeki sayfalarda matematik soru çözüm dersinde yaptığımız işlemler var. Defteri bu arada daha kullanmadık. O yüzden oradaki çözemediğim soruyu defterime geçireceğim. Bir de son olarak şöyle bir kelime listesi verildi. Bunlardan haftaya salı günü quiz olacakmışız. O yüzden bilmediklerimi okulda işaretledim. Şimdi onları bir listeleyeceğim. Şimdi ilk olarak bu kelime listesini oluşturmakla başlıyorum. Şimdi bu şekilde kelime listemi çıkardım. Bunu bir hafta içerisinde ezberleyeceğim. Zaten hani o kadar zor bir şey de değil. 17 tane kelime var. Yani haydi haydi ezberleyebilirim. Bunları bir kenara alacak olursak. Ben soruları yazmadan önce bir en az 10 soru paragraf çözmek istiyorum. O yüzden şimdi bir 10 soruluk paragraf testi çözeceğim. Şimdi aslında 10 soru paragraf çözmeyi hedefliyordum şimdilik. Normalde daha 20 sorum daha vardı. Ama bir tane daha çözmek istiyorum. Şimdilik fazla sıkılmamak için paragrafı yarım bırakıyorum. Zaten öyle planlamıştım dediğim gibi. Ve matematik sınav hazırlık dersinde yanlış yaptığım soruyu defterime yazmakla devam ediyorum. Evet, tekrardan merhabalar. Kameramın şarjı bittiği için onu biraz şarjda bekletmek zorunda kaldım. Şimdi geriye kalan yapacağımız şeylerden 2 tanesi kaldı. 20 soru paragraf ve biraz da inkılap tekrarı. Bunları yaptıktan sonra zaten videoda bitecek. Şimdi ben ilk olarak paragraf çözmekten başlayacağım. Paragrafı bitireceğim, ondan sonra da inkılaba başlayacağım.
evet, günlük paragraf sayımı 60'a ulaştırdım. Ve şimdi son olarak artık inkılap teklerine geçiyorum. Ve evet, şimdi inkılap özetimi de bitirdim. Şöyle bir sayfa ve yarım sayfa diyebiliriz bir özet çıkardım. Böylelikle de günün çalışmasını tamamlamış oldum. Ve evet, bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Adım adım liseye hashtag ile birlikte sizinle bu LGS sürecimi paylaşmaya devam edeceğim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.